var işte kuyruklar yağlar bizi Ukrayna'dan yağ alıyor nedir bu yani bu e, Rusya Ukrayna işinin en e, şey kısmı ayçiçek yağıyla kendini gösterdi Türkiye'de e, Türkiye yansımasına ne ne oluyor evet. e, Sayın Pasha e, şimdi e, Pınar'ım bunu ilk defa biz gündeme getirdik o da biz oradaki kaynaklarımızdan öğrendik ki 15 16 tane Türk gemisi Azak Denizinden yağ taşıyan e, gemi e, Azak Denizinden Ruslar tarafından salınmıyor. Ruslar tarafından tutuldu. O gemiler dışarıya gönderilmiyor diye e, ve dedik ki, bakın yakında Türkiye'de yağ sıkıntısı çekilmeye başlanır ya da bunu istismar etmeye kalkanlar olabilir. Ki görüldüğü kadarıyla e, hemen ilk etapta istismar edilmeye başlanmış ve yağ fiyatları iki katına kadar fırlamış neredeyse ve kuyruklar vesaire oluşmaya başlamış. Şimdi savaşın en basit günlük yaşantımıza etkisi bu, en basit. Bakın bunun dışında. Türkiye hep hep biz Ukrayna Rusya için konuşuyoruz. Ya ben şunu söylüyorum benim bir sözüm var. Ben ne Avrasyacıyım ne Atlantikçiyim. Ne Rusyacıyım ne ABD'ciyim. Ne Çinciyim ne başka bir şeyciyim. Ben Türkiyeciyim. Ben Türk milletçiyim. Ben Türkiye Cumhuriyetçiyim. Türk milliyetçisiyim. Yani ben Türkiye açısından bakarım. Pergelimin merkezi de Ankara'dır. Buradan bize ne etki eder ona bakmak lazımdır. Bizim bir kere bunu tartışmamız lazım. Bakın şimdi 5 milyon turist şu anda gelmiyor. Evet. Türkiye'nin en büyük gelir kalemi. 5 milyon turist gelmiyor. 2,5 milyon net çalışan var turizm sektöründe. Bunların bağlılarıyla bakarsanız 10 milyon kişi bu gelire bakıyor. Türkiye'de ciddi bir gelir sıkıntısı olacak. olacak. Etkisi. Türkiye savunma sanayi açısından çok ciddi bir darbe yedi. Onu da ortaya koyalım. Nedir? Milgem projesi yapıyordu. Milgem gemilerinin, milli gemilerin. Hocam toparlayarak gideceğiz söz evet. Milli gidilmiş. gemiler, milli gemiler efendim e, yapılıyordu. Gemi makinaları, uçak ma motorları, onlar da... onlar da kaldı. Durdu. İha siyah motorları kaldı. E, buğday ithal ediyorduk, ham madde ithal ediyorduk. Bunlar da gitti. Türkiye gerçekten bu savaşta Ukrayna ve Ukrayna'dan sonra en çok zarar gören devlettir. Manşet son manşette manşetlik oldu bu evet. savaşta Ukrayna'dan sonra en büyük zararı gören yani ülkede de, Türkiye oldu doğru. diyorsunuz bu yan. E